Arkadaşlar selam. Şu an neredeyiz? Turnalık Yaylası, Kaleboynu Obası olması lazım. Takip edenler bilir, geçen sene de burada birkaç gün kalıp çevrede biraz keşif yapmıştık. Keşiflerimizden birisi neresiydi? Gerce Şelalesi'ydi. Bilmiyorum bu sene tekrardan gider miyiz? Yine aynı tarihlerde yine Recep dayımla beraber buraya geldik. Yine burada bir etkinliğe dahil oldum. Buralarda işte yine çekimler yapıyorum. Şimdi yanıma GoPro'yu almadığım için DSLR ile çekime başladım. Şöyle gördüğünüz gibi gelir gelmez bize sisli bir ortam karşıladı. Neyse, buradaki gün kadar kalacağız. Sonra Vosvos Şenliği'ne geçeceğiz. Orada Vosvoslarla biraz çekim yaparız. Ya böyle karışık bir yayla turu, yayla keşfi, yayla etkinliği yapmış olacağız. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. Arkadaşlar selam. Kaleboynu Obası'ndayız. Dün biraz çekim yapmıştım zaten. Dün öğleden sonra Kaleboynu Obası'na geldik ve gördüğünüz üzere etraf acayip derecede sisliydi. Bugün hava açık. Görüyorsunuz. Yanımda Recep dayım. Arkamda Gülçük abla. Şimdi canavar keşifte arabayla bir keşfe çıkıyoruz. Evet. Nereye gidiyoruz dayı? Ablak taşı ve şelaleye gideceğiz. Gerce şelalesine gideceğiz. Daha önceden de geçen sene bu zamanlarda biz yine benzer bir organizasyonla gelmiştim buraya dayım sayesinde. Şimdi arabayla gidiyoruz aynı yere. Yine aynı şelalede yüzmeyi umuyorum. Hava güzel. Dün biraz çekim yapmıştım. Gördüğünüz epey sisliydi ve soğuktu. Bugün şansımıza havalar daha güzel. Şimdi yola devam ediyoruz. Az önce monopodumun bir parçası kırıldı. Neyse onu tamir ettim bantla falan. Bu esnada da zaten Ablak Kayası'na, Ablak Taşı'na gelmiş olduk. Kaleboynu Obası'ndan epey yakında. Bu manzarayı daha önceden takip edenler zaten hatırlayacaktır. Görüyorsunuz. Hani böyle internette şeyler görürüz. Kayanın dibine, uçurumun dibine yapılmış güzel evler. Aslında tam yeri değil mi? Hani buraya da güzel bir tane ev kondursak, buradan sundurmalı. Böyle tamamen aşağıyı, uçurumu ve manzarayı görecek şekilde acayip güzel olur bence. Ama muhtemelen şu an buradaki bürokratik sistemler falan buna izin vermez ama hayali bile güzel.
Öyle kilometrelerce yürüdüğüm bir orman yoluna falan girmişliğim yok. Sadece bu Ablaktaşı'nın hemen yanındaki ormanda ufak bir yürüyüş yaptım. Çok da ilerlemedim. Ama yer güzel. Yani buralardan bir rota çıkartıp bir patika bulunup yani kilometrelerce bu güzelim ormanda yürünebilir, güzel olur. Bunu da kenara not edelim. Bir ara buluruz. Şimdi biz Gerce Şelalesi'ne gidecektik. Yola plansız çıktığımız için Gerce Şelalesi şu an Susuz Tepesi'ne döndü. Önceden Susuz Tepesi'nde bol bol fotoğraf çekmiştim, video çekememiştim. İyi oldu. Şu an tam tepenin bulunduğu yere sis basıyor. Dayı yönden gönderdik, arabayı çıkardı. Öyle bakalım, şelaleye de gideriz elbet. Kaçmıyor. Ama hava gündüz güneşliydi. Bakalım öğleden sonra nasıl gidecek. Susuz Tepesi'ne çıktık. Normalde burada deli bir gün batımı manzarası olur. Bir de sis çöktüğünde böyle bir pamuk tarlasında gibi bir manzara olması gerekiyor, olması lazım. Dayım da zaten bizi o yüzden buraya getirdi. Fakat görüldüğü üzere sisin içinde kaldık. Sis aşağıya çökmemiş. Gördüğünüz gibi manzara yok. Yani sisin içinde de olmak güzel bir duygu. Dayı, bu ne şimdi? Bu tereyağlı ekmek. Bu bizim yaylanın çocukluğumuzda yediğimiz ekmektir. Yani bir her yaylaya gelen sıcak ekmeği bunun için. Yani afiyet olsun. Ama bunun erimesi gerekirdi yani aslında. Fırıncının hatası eritmeden bize verdi. Susuz Tepesi'nde manzara yok. Mecbur geri dönüyoruz. Ama şu sisli ortam bile 10 numara, acayip zevkle. Eminim siz de şu an acayip zevk alıyorsunuzdur bu görüntüleri seyretmekten. Yani görüş mesafesi 5-10 metre kadar. Yaklaşık 10-15 dakika önce hava açıktı. Biraz aşağısı, muhtemelen şu an orası da sis kaplıdır. Yayla böyle. 5 dakika öncesiyle 5 dakika sonrası birbirini tutmuyor. Bir anda yağmur başlayabilir, fırtına kopabilir, sis olabilir, bir anda güneş çıkabilir. Buralar böyle. Şu an gördüğünüz gibi arabayı bile kaybettik. Bu yoldan gelecekler diye umuyoruz. Umarım aynı yoldan gelirler. Şu an ben yol izini takip ediyorum. Etraf tamamen çimen.
Böyle uçsuz bucaksız kocaman bir tepe burası. Önceden de bahsettiğim üzere tamamen plansızız. Yani öyle sabit bir yerin çekimi değil, tamamen yayladaki aktiviteler üzerine gerçekleşecek bu çekimlerim. Nedir işte? Vosvos şenliğine gideceğiz. Vosvos kampının olduğu yere, Yeşilce'ye de gideceğiz. Karagöl'ün eteklerine geçeceğiz. Karagöl'ün etekleri daha önceden bir bisiklet turu yapmıştım. Canavar Keşif'te en yazı dizilerinde var. Bektaş Yaylası'na geçmiştim. Zirve yapacaktım fakat hava o kadar iyi olmadığı için zirveyi zorlamamıştım. Bu sefer bakalım şansımıza, havalar iyi giderse belki de bir de zirve patlatırız 3000 küsür metreye. Dayımları da bulduk. Sisin içinde. Abi, neredesin sen ya? Kayboldun arkadaş ya. Başka yol mu vardı ya, ben bulamadım. Allah Allah. Bir de seni aramayalım burada. Dayıyı bulduk, neyse hadi, sorun hadi yok. Bakalım. Spontane olarak gezimize devam ediyoruz. Yeniden Kaleboyun Obası'na geldik, kamp alanımıza. Nereden sonra? Susuz Tepesi'nden sonra. Şimdi Rüştü abiyle beraber ekip önde ormana gidiyoruz. Ne için? Mantar toplayacağız. Becerebilirsek tabii ki. Rüştü abi bizi bir yere kadar bırakacak. Biz de ondan sonra başımızın çaresine bakacağız. Şimdi bu şekilde hava açtı. Burada sis yok ama bulutlu. Bakalım hafiften böyle çise atar gibi oluyor. Yağmura yakalanacak mıyız bilmiyoruz. Değiller mi ya? Bir de yenseler, maalesef bunlar yenmeyen cinsten mantar. Çok anlamam ama yenmeyeceğinden eminim. Gördüğünüz gibi mantar bulmak o kadar da kolay değilmiş. Sık bir bitki örtüsü var. Ha, envai çeşit mantar görüyorum. Ama bizim toplayacağımız, yediğimiz cinsten değil. Ama incelemek bile çok zevkli. Bakın şimdi ne buldum. Çok güzel. Masal gibi. Mantar bulmak benim için o kadar kolay değil. Sifte atamadım. Haliyle sıkıldım. Böyle
ormandaki patikalarda dolaşıyorum şimdi. Çıkacağım birazdan. Ama ortam 10 numara, hani mantar toplamak bahane. Etrafı gezmek bile bana yetti. Şu an ince bir patikadan ilerliyorum. Birazdan yola çıkarım diye tahmin ediyorum. Yine dünkü havaya benzer bir havaya giriyoruz. Şu an sis yok ama hava kapalı, fitançısa var. Bir de sis çökerse tam olur. İkinci gün aynı şekilde. Yarın Yeşilce'ye geçeceğiz. Vosul Şenliği'ne. Oradan da biraz böyle antika, renk renk bosposları çekeriz. Oradan da size biraz görüntü sunarız. Dayı sende var mı siftah? Yok ya. Bizde, bende var bak. Ha. Gördün mü bak siftah, evet. Siftah burada.